Dalgın bir anında ehliyetini düşüren adamın 5 yıldır bitmeyen kabusunu izleyeceğiz şimdi. Maaşına haciz gelen, hiçbir sağlık hizmetinden yararlanamayan, hatta şehirler arası yolculuğa bile çıkamayan adamın o suçları ben işlemedim isyanı gelecek ekranlarınıza. Şu anda üzerimde 11 tane dosya var. Hangisinden kurtulacağıma şaşırdım. Hiçbir yere çıkamıyorum. Bir polis kompleksine varıyorum. Hop içeriye. Ehliyetini kaybetti, hayatı zindana döndü. Yıllardır başka biri suç işliyor, fatura ona çıkıyor. Parada sahtecilik, hırsızlık, telefon alıp satma, ev soyma, meskan boşaltma, adıma bir senet yapmış, şu anda icralık ve maaşından kesiliyor, çok mağdurum. Mustafa Çöllü Antalya'da yaşıyor. Bundan 5 yıl önce Isparta'da bir eğlence mekanında ehliyetini düşürdü. Onu Oğulcan Kalyoncu adlı biri buldu, kopyalayıp üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdı. Daha sonrasında da Mustafa Çöllü'yü bulup ehliyetin aslını ona teslim etti. İşte Mustafa Çöllü'nün kabusu da böylece başlamış oldu. Ben uzun yol şoförü olduğum için, ehliyetler de yeni döneme geçtiği için ben eski ehliyetimi değiştirdim 3 ay sonra. Bir gün yoldayken babam beni aradı. İzmir cezaevinde yatıyor musun? Önce anlam veremedi çünkü cezaevinde değildi. Ancak kısa bir süre sonra gerçekler ortaya çıktı. İşte felaketler de peş peşe o zaman gelmeye başladı. İnternet almış üzerinden o var. Elektrik aboneliği almış, onun borcu. Adıma bir senet yapmış, şu anda icralık ve maaşından kesiliyor, çok mağdurum. Hayatı çıkmaza girdi, işinden gücünden oldu. Her bir çevirmeye girdiğimde içeri alıyorlar. Hiçbir sağlıktan yararlanamıyorum. Cezaevi hükümlü görüyorsun, bakamıyoruz diyorlar. Belediyeye girmeye çalışıyorum. Sabıka kaydı istiyorlar. Talihsiz adam defalarca asıl Mustafa Çöllü benim, ben de suçsuzum dese de bir türlü üzerindeki borçlardan kurtulamadı. Bu kişi benim adıma İzmir Buca cezaevinde Mustafa Çöllü olarak yatmakta. Bir cezaevine giren şahıstan parmak izi alınmaz mı? Başka birinin işlediği suçların bedelini ödemekten usanan talihsiz adamın tek isteği bu yanlışın düzeltilmesi. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Bana Allah rızası için yardımcı olsunlar.